Sami Cohen'in yıldızının parladığı yıllarda bazı ülkelerin kapıları sıkı sıkıya kapalıydı. Vize alabilmek neredeyse imkansızdı. Genç gazeteci gerçekçi davranarak imkansız işleri başardı. Cohen'in Çin röportajı böylesi bir imkansızlığın nişanesi gibidir. Çin devletinin bir Türkiye vatandaşına vurduğu ilk vize damgası Sami Cohen'in pasaportunda duruyor. Şimdi de Sami Cohen'in evindeyiz. Sami abi kaç yıldır burada oturuyorsunuz? 35 sene oldu. Hiç sizin kısa bir şeyiniz yok galiba değil mi abi? biz buraya işte ilk kurulduğu zaman bu site, evet temelden falan girdik. Çok beğendiğimiz bir yer, çok sakin bir muhitti. Tabii şimdi çok kalabalıklaştı buraları ama evet. Yani bizim site yine de sakin. Burası büyük apartman gibiydi o zaman. Şimdi ise küçücük ev oldu bunlar da. Öyle. Gönderilen yerinden. Peki abi, şimdi siz Milliyet'te birçok şeye, gazetecilik alanında birçok şeye ilk evet. imzanızı attınız. Evet. Şimdi bunların başında da gidilmesi zor olan ülkeler, evet, evet, kriz evet. bölgeleri evet. geliyor. Buradan başlayalım şimdi. Tamam. En fiyakalı, en sikseli işlerinizi anlatın bize. Evet, hakikaten dediğin gibi yani ben yani meslek hayatımda işte her zaman farklı şeyler yapmaya çalıştım. Bunlardan bir tanesi de işte hani yaptığım dış seyahatleri de ona göre hani dünya benim için çok ufaktı o zaman. Her yere gidilebilir zannediyordum. O kadar da kolay değildi. Çünkü dünya iki bloka ayrılmıştı. Bu bloklardan işte Doğu bloku hatta o zamanki deyimiyle bir demir perdeyle çevriliydi. Her ülkeye falan böyle rahatlıkla falan gidilemiyor. Ben işte aslında o ülkelere gitmeyi hedefledim. Neden öyle yaptım? Çünkü bu ülkeleri tanımak ve tanıtmak istiyordum. Ve çoğu zaman da klasik olmayan, standart olmayan yollara başvurmak zorunda kaldım. Örneğin neler? Çin. Her zaman Çin. Şimdi bunun için işte mesela Çin'i evvela bir kere hedef aldım. Yani 1971'de Çin'in tabii burada büyükelçiliği yok. O zaman biz Milliyetçi Çin dediğimiz işte Formosa ile ilişkimiz var. Bunların da yani o zamanki işte deyimiyle yani Komünist Çin'in de politikası ilişkisi, diplomatik ilişkisi olmayan ülkenin vatandaşına vize vermiyor. Diplomatik ilişkisi olan ülkelerin sayısı da çok az. Hele Batı'da hiç kimse yok. Dolayısıyla bize de vize vermiyor. Ben Paris'te onların bir elçiliği, bir misyonu vardı. Paris'te her gittiğimde başvuruyordum. Cevap bile vermiyorlardı. Nihayet işte 1971'de yine bir Paris seyahatinde o zaman bizim büyükelçimiz rahmetli Hasan Işık'tı. Efendim. Ve ben işte Bermuda'da işte Paris'teyken kendisiyle temas halindeydim. Ve bir gün bana dedi ki Sami dedi biliyor musun dedi biz bu hafta sonu nihayet Çin'le o protokolü imzalıyoruz. O protokol dediği Çin'i tanıma yani kıta Çin'i tanıma ve onlarla diplomatik ilişkiler. Aman dedim Hasan Bey ben bu anı bekliyorum. Çünkü o zaman artık Çinlilerin elinde bir başka bir şey kalmıyor. Gerekçe kalmıyor. O zaman bana herhalde vize vermek isterler. Tamam dedi işte ve sonuçta o imza töreninde ben de bulundum. Yani gazeteci olarak takip ettim. Ve büyükelçimiz sonra bir küçük böyle bir resepsiyon vardı. O resepsiyonda beni oradaki işte Çin büyükelçisiyle tanıştırdı. Ben de içimi döktüm. Dedim ki ben uzun zamandır yani Çin'e gitmek istiyorum. İşte bu fırsat var. Peki dedi siz dedi gelin elçiliğe formlarınızı falan doldurun. Ben de zannediyorum ki formları doldurduktan işte iki gün sonra cevap gelecek. İşte böyle olmadı tabii. Bu protokolü imzaladılar. Ben o zaman işte yaptım müracaatımı. Ertesi gün işte gittim formları doldurdum. Bana Ekim ayında cevap geldi. Yine de kısa. Ama yine de evet yine de kısa sayılır. Şimdi bu kısa oldu ama yol çok uzun oldu. Çünkü o zaman Direkt uçuş yok. Evvela bir kere Paris'e gitmek zorunda kaldım. Efendim, bu vize için. Vizeyi çünkü oradan ancak alabilirdim.
Oradan Paris'ten efendim bir uçakla Karaçi'ye gittim. Karaçi'den efendim bir başka bir uçakla Pakistan değil mi Karaçi? Pakistan. O zaman evet. Oradan Pakistan'dan şeyden Karaçi'den ondan sonra Tayland'ın baş şehri şeye Bangkok'a gittim. Neyse ben uçaktan indim. Baktım benim adımı taşıyan bir şey var, bir poster var. Yaklaştım. Ben de İngilizce olarak evet dedim. Ben deyince kendisi Türkçe olarak hoş geldiniz Sami Bey. Türkçe konuşan. Evet, evet. Bu da işte enteresan olan şey, Çin'in şeyi. O daha ilişkiler daha yeni kuruluyor daha yani kurulmadan önce bunu öngörerek bir gün nasıl olsa Türkiye ile ilişkiler kurdu. Diplomatlarını efendim ona göre yetiştirdiler. Benim o zamanki pasaportumun taşıdığı Çin vizesi Çinlilerin bir Türk vatandaşına verdiği ilk vize. Yani Çin açısından da. Çin açısından da enteresan. Evet, evet. Ben tabii Milliyet'te falan çok güzel bir röportaj dizisi, gayet güzel gösterilen bir röportaj dizisi hazırladım. Bu yazılar ve resimler Newsweek bu bütün o yazdığım yazıları o güne göre sakladı ve o gün kapak yaptı. Sami Cohen'in gazetecilik uğruna katlanamayacağı zorluk yoktu. 1963 yılında Arnavutluk sınırlarını aşan ilk gazeteci olurken Beşiktaş futbol takımının masörü kimliğiyle Enver Hoca'nın ülkesine girmişti. Şimdi bu ilklerden bir tanesi ama şimdi daha enteresan, daha belki renkli olan bir ilk var. O da Arnavutluk. Arnavutluk için daha geri tarihlere döneceğim. 1963. Başka hiç kimseyle doğru dürüst ilişkisi falan yok. Kendi kabuğuna çekildi. Zaten Enver Hoca'nın da şeyi sloganı şuydu. Kendi öz gücümüzle kalkınacağız. Kalkınacağız. Yani her şey öz güç. Öz güç. Kendi öz gücü. Halit Kıvanç da benim o zaman çok yakın, her zaman çok yakın dostum var, arkadaşım olmuştur. Aynı odayı da paylaşıyoruz. Milliyet o da biliyor, Milliyet'te. Evet. Ve biliyor tabii benim bu konudaki bu şeyimi, hassasiyetimi. Bir gün bana diyor ki, ya dedi biliyor musun, bizim Beşiktaş takımı, o Tirana'da bir şey var, bir Balkan futbol turnuvası var. Bizim şey Beşiktaş gidecek oraya falan dedi. Deyince hemen böyle bir şey oldu, bir pırıltı oldu, böyle bir şey oldu bende. Acaba ben takımın içinde görevli olarak gidebilir miyim? Peki dediler, görevli ama yani şimdi bu arada hemen şunu da parantez içinde söyleyeyim. Benim sporla alakam da yok yani o zaman. Futbolu da çok az biri. Hiç yani maça falan pek giden bir insan değildim o zaman. Sonra bir formül bulduk. Ne yaptınız? Masör. Ve ben masör olarak o takıma girdim. Fakat yani Tirana'ya falan geldiğim zaman artık benim kim olduğum ortaya çıkmıştı herhalde. Çünkü orada Sigurimi denilen işte bir milli emniyet teşkilatı var ki kuş uçurtmaz. Ben oraya geldim işte Tirana'ya. Orada işte birkaç saat böyle yeniden gittim işte biraz resim çektim. Bizim takım orada antrenmana falan gittiğinde buna istifade ben sokaklarda devamlı böyle geziyorum, resim çekiyorum. İşte insanları çevirip de işte biraz konuşmaya çalışıyorum. Ne yapmakta olduğum çıkınca ortaya bunlar biraz deştiler bunu. Gördüler ki ben Sami Cohen Beşiktaş masörü değil. Efendim vız gibi gazeteci vesaire. Sonra beni hakikaten oradaki emniyete falan çağırdılar. Ondan sonra işte bir takım sorular yani bir sorguya çektiler falan beni. Ben de bunlara falan dedim ki bakın evet doğru yani ben başka türlü gelemiyordum buraya. Halbuki ben mutlaka ya bu ülkeye gelip sizin ülkenizi tanıtmak istiyorum. Kaldı ki Türkiye çok yakın bir ülke, sizinle çok ilgi duyan bir ülke. Artı dedim Türkiye'de Arnavut kökenli çok vatandaşımız var. Bana imkan verin. Ülkenizi
tanıtacak tarzda bana temas imkanları sağlayın. Mesela bunların işte o zaman işte büyük gazeteleri, parti organı Zeri Popülit, bunun başyazarı aynı zamanda Parti Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi, önemli bir insan. Dedim bununla mesela görüştürün. İşte bir iki o zaman yeni inşa ettikleri fabrikalar vardı. PR yaptınız onlara ya. Ha ya, yani ben bunu tanımam. Ama tabii benim şeyim tabii çok objektifti. Yani bu bunların ne halde olduklarını ve özellikle düşünün o zaman tabii din yasak. Din yasak, orada bu kadar Müslüman var, bu kadar Hristiyan var. Hiç kiliseler ve camiler falan hepsi kapatıldı. Efendim. Devamlı bir beyin yıkama. Yani sonra bunu işte Çin'de de gördük işte Mao zamanında, ama bu Arnavutluk'taki hakikaten çok felaket bir şeydi. Yani hepsi robot. O insanlar robot işte. Yani bunları da yazdım. Yani yönlendirilen insanlar. Yani böyle özgür şey fikir, özgür konuşma, benim toplanma vesaire falan ne gezer? Yani üç kişi zaten sokakta bir arada bir yerde durursa benim bu fısıltı dahi oradaki o sigurimi, sigurimi her yerde, adamları her yerde. Hemen hemen zaten görüyorsunuz böyle bu meşin ceketli tip, yani böyle alıyorlar, böyle koluna giriyor falan, gidiyorlar. Efendim nereye götürüyorlarsa. Tabii orada çalışma kampları da vardı. Yani rejime karşı olanların orada hiç böyle bir hayat hakkı yoktu. Yani çok zaten ülkenin bütün etrafı, giriş kapıları vesaire elektrikli tel örgüler. Ben bunun resmini çektim. Ben bunun resmini çektim. Zaten Milliyet'te çıkan röportaj ilk sayfada böyle rahmetli Abdi buna çok önem vermişti. Orada bu tel örgüler. Tel örgüler, elektrikli tel örgüler. Yani şey bütün o sınır boyunca hep bunlar. Ve hakikaten yani çok çok ilginç bir röportaj dizisi yazdım. Kaç gün yazdınız abi? Vallahi 10 gün kadar falan yazdım. Ve aynı şekilde dış basın çok ilgi gösterdi. Arnavutluğu hiç kimse o zamana kadar girmemiş. Hiç olmayan bir şey. Yani işte o bakımdan diyorum. Yani ilk olmanın cazibesi benim yani için. Sadece... Niye ilk olmak istiyordum? Çünkü sadece Türkiye değil. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bu yazı dizisi başladığı zaman, Milliyet'te çıktığı zaman benim Associated Press Ajansı benden bir röportaj kapsamlı, böyle 4000 kelimelik falan, böyle bir büyük bir röportaj ve çekmiş olduğum resimler. Bütün bunları bunu istedim. Bunu tabii ajans aldı, yayınladı. Ajans olduğu için dünyanın her yerinde, yani Latin Amerika'sından bilmem uzak doğusuna veya Afrika'ya kadar, varıncaya kadar, yani birçok dünya gazetelerinde bu yazı bu şekilde çıktı. Çünkü bir ilkti. Abdi İpekçi ile Sami Cohen arasındaki fikir birliği Babali'de bir efsane haline gelmişti. Abdi Bey'in yazılarını bazen Sami Cohen mi yazıyordu? Abi aklımda bir soru var. Onu sormadan geçemeyeceğim. Unuturuz diye korkuyorum. Unutum var ama siz Abdi Bey'le kafa yapınız o kadar uygun ki zaman zaman onun sütununu, evet, sizin yazdığınız söylenir bir, evet, efsane, evet, halinde. Bu, evet, ne, evet, derece doğru? Evet, evet. Şimdi bunu evet şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii Abdi gazeteyi aldıktan sonra bütün yani yönetim işini üzerine aldı. Başta yazı yazmıyordu. Sadece gazeteyi yönetiyordu. Bazen çok önemli bazı dış olaylara beraber bile gittiğimiz olmuştur. Beraber bile gittiğimiz olmuştur. Ama yani Abdi tabii çok kuvvetli bir yazardı da ve nitekim kuvvetli yazar olduğu daha sonraki yıllarda ortaya çıktı. Ama başta, ilk başta yani 1950'li yıllarda ya da 60'ların başlarında yazı yazmıyordu. Şimdi tamam, köşe yazarlarımız var ve çok da güçlü köşe yazarlarımız var. Fakat gazetenin de kendi opinyonu, kendi görüşü gerekiyor. Bunun ihtiyacını duydu Abdi ve Durum diye, Durum başlığıyla
bir birinci sayfada bir köşe ayırdı. Bu başlığı durum başlığı altında çıkmaya başladı. Fakat özelliği başta kolektif olması. Yani iç, dış, sosyal konular, ekonomi, neyse ne konu değilse efendim, Abdi'nin en son kontrolünden ve kaleminden çıkmak üzere gelen notlar kimden geliyor? İşte ekonomi ise ekonomiden, dışsa dıştan, işte bilmem içse içten, Ankara'dan vesaire. Buna dayanılarak yazıdan yazdı. Yani editoryal. Yani. Bu imzasız çıkan bir yazıydı. Başta durum imzasız çıkıyordu. Durum o kadar. Dediğim gibi esas bu şeyin, bu sütunun, bu köşenin sahibi Abdi İpekçi. Ama şimdi benim burada katkım ne oldu? Hakikaten Abdi bana çok güvendiği için bazı dış konular, hele hele o günlerde başka içeride başka şeyler olduğu zaman veyahut gazetede başka işler olduğu zaman pek vakti de olmadığını düşünerek aman ya sen işte falan konuyla ilgili bana yani bu not şeklinde değil de daha düzgün bir şekilde bir yazı şeklinde bir şey hazırla. Ben de işte onun üzerine de biraz oynayıp bir şey onu o şekilde yazarız falan. Yani benim bu şekilde bir takım yaptığım katkılar oldu. Bunun en ilginç örneği o son dramatik gün, yani vurulduğu gün. Şimdi bunun hikayesi çok hakikaten dramatik bir hikayedir. Şimdi o gün, şimdi Abdi İpekçi o gün Ankara'ya gitmeye karar veriyor. Ankara'ya gitti ve akşam üzeri dönmek üzere gitti ve nitekim akşam üzeri döndü. Yani bir Milliyet Gazetesi'ne gelmesi aşağı yukarı saat işte 5-5.30 gibi bir saatte. Döndüğü zaman beni çağırdı. Dedi ki ya o günde Hümeyni Paris'ten Tahran'a döndü. Tabii Tahran'da muazzam büyük böyle milyonlarca insan sokaklarda onu işte büyük bir coşkuyla karşılıyor vesaire. Büyük bir olay tabii. O biliyordu o gün. Ya ne oldu bu İran'da falan filan dedi. Dedim ki işte Ayetullah döndü vesaire. İşte bütün bilgileri verdi. Ya dedi ben dedi işte Ankara'dan yeni geldim. Dedi daha toparlayamadım. Ankara'nın siyasi havası ile ilgili birçok şeyler öğrendim ama bunları ben belki yarın falan yarından sonra da yazarım. Acele bir şey falan yok dedi. Ya bunu yani durum için bunu dedi tercih ederim yarını. Dedi sen bana dedi bu sefer hazır bir yazı istiyorum ama çünkü dedi bu akşam Ercüment Karaca'nın evinde bir şey var, bir yemek var. Ben de dedi daha yeni geldim. Burada toparlayacağım işleri falan ve kalkıp gideceğim. Erken eve gideceğim, Sibel'i alacağım, Ercüment'e gideceğiz falan diye. Onun için dedi yani uğraştırma beni, yani hazır olsun bu yazı. Çıktım yukarıya neyse işte yani işte bir saat içerisinde falan ben o yazıyı yazdım, getirdim aşağıya. Ondan sonra ve Turan Aytul vardı rahmetli o zaman yazıcı işleri müdürü. O da oradaydı. İşte üçümüz yani Abdi yüksek sesle okuyarak yazıyı efendim. İşte bazen bir iki tane kelimesini değiştirerek ya bir iki kelime ilave ederek aman Allah razı olsun falan tamam bu yazı bitti. Tamam dedi bu yazıyı kurtardık. Beraber işte kapıya doğru yürürken ha dedi ya senin dedi devamlı bir ben her ülkenin yani çok sık da seyahat ettiğimde her ülkenin vizesini hep böyle pasaportumda hazır tutardım benim. Çünkü benim pasaportum ansiklopedi gibiydi. 2-3 tane böyle cilt. Hepsinde böyle vizeler falan. Benim Çekoslovakya'da bir şey oluyor. Çekoslovakya'ya geliyorum. Bilmem ne oluyor. İran içinde böyle devamlı vize. Var değil mi senin vizen falan? O zaman dedi yarın konuşalım. Ya bu yeni durumu görmek için falan sen ya yarın ya bir gün falan gidersin. Bilmem. Yarın konuşalım dedi. Peki böyle ayrıldık. Yani son sözü de bu oldu. Yani yarın konuşalım.
Ondan sonra işte o ayrıldı. Evine gitti. Ben de işte evime döndüm. Ondan sonra işte tabii eve geldiğim zaman tam yani haberleri açtım da işte inanamadık tabii. O büyük şok oldu vesaire. Yani çok çok kötü olduk tabii. Yani demek istediğim yani böyle Abdi'yle böyle bu kadar yani yakın böyle bir dostluğun içinde bir frekans hani şeyimiz vardı. Yakınlığımız bir frekans bildiği yani aynı şekilde düşünürdük birçok şeyi evet. Hakikaten. Yani mesela toplantılarda falan hani mesela işte falan olayı nasıl izleyelim dediğimiz zaman hani neredeyse ikimiz de aynı bir koro gibi aynı şeyleri aynı zamanda söylüyorduk. Sami Cohen 1960 yılında Mirka Barzilay ile evlendi. Genç çiftin 62'de kızları Jale, 67'de oğulları Alp dünyaya geldi. Düğün tarihi ise gerçekten tarihi bir olaya denk gelmişti. Vallahi biz 1960'da evlendiğimize göre demek ki işte 53 yıl, evet. Peki. Bir de nasıl evlendiniz? Vallahi evliliğimiz evet tabii evliliğimiz de ayrı bir yani gazetecilik açısından da çok ilginç bir macera. Şimdi biliyorsunuz yani evlilik kararı alındığı zaman işte mesela düğün bir ay sonra ya da iki ay sonra falan yapılır. Ondan biz tarihi ona göre şey yapmıştık. Bizim o zaman belirlediğimiz tarih 29 Mayıs günüydü. Efendim yani o gün evlenecektik. Fakat kim bilirdi o sırada yani 27 Mayıs ihtilalinin olacağını evlilik tarihine iki gün kala. 1960'dayız. Şimdi tabii 27 Mayıs'tan önceki yani gece yarısından sonra işte tanklar vesaireler falan hareket başlayınca falan baktık ki bir şeyler oluyor. Zaten o gösteriler vesaire dolayısıyla zaten biz çok şeydik yani diken üstündeydik bir şey olacak falan diye. Ben de işte o gece geç saatlerde geç şeye gittim. Yani 26-27'ye bağlayınca gazeteye gittim belki bir şey falan çıkar falan diye. Dedi ki işte sabaha karşı işte darbenin yapıldığı ilan edildi. Ben ondan sonra yani 48 saat gazetede çalıştım. Yani eve falan yani işte hani çok az yani bir duşumu yapmak ve eve bir tıraş olmak için gittim. Şimdi bu arada tabii eşim de müthiş böyle bir heyecan ve merak içinde. Evlenebilecek miyiz, evlenemeyecek miyiz? Şimdi 27 Mayıs olduktan sonra toplantı yasağı kondu. Sokağa çıkma yasağı vardı önce. Sonra sokağa çıkma yasağını kaldırdılar ama biz şimdi bakın yani bu hikaye ben pazar günü evleneceğim. Cumartesi günü hala evlenip evlenmeyeceğimiz belli değil. Benim eşim beni bulamıyor. Yani bana ulaşamıyor. Halide diyor ki ya ne olur ya dedi. Bu benim Halit müstakbel Kıvanç. Kocamdan Halit Kıvanç. Müstakbel kocamdan hayır yok diyor. Öğrenemeyeceğiz. Bari siz bir sorun bakalım yani hep toplantı yapılabilecek mi falan diye. Ve Halit hakikaten işte o zaman işte gazetenin yazı işte müdürü olan Turan Aytul ki o da çok yakın dostumuz, aile dostu. Onların ikisi işte Refik Tulge'ye gidiyor diyor General Refik Tulge'ye. Ve anlatıyorlar diyor ki işte Sami Cohen falan işte dostumuz, yazarımız işte şey yapacak, evlenecek yarın. Fakat işte toplantı yasağı var mı yarın yok mu? Falan ve diyor ki yani biz bu gece ilan edeceğiz. Şimdiden ilan etmiyoruz. Fakat evlenebilir yarın söyleyen arkadaşınız. Çünkü toplantı yasağı gece yarısından sonra kalkıyor. Tabii bu işte eşim falan öğrenince zıplıyor havaya falan ve ondan sonra tabii bütün hazırlıkları bir günde yaptık. Ben aslında düğüne çekilmiş olan düğün resimlerimden de belli. Yani yorgun böyle bir adam durumundayım falan. Ya 48 saat böyle devamlı çalışmışım böyle bu şeyde. Dolayısıyla... Yurt dışına da siz... Tabii. Yani evet yurt dışı gazetelerde müthiş böyle bir ilgi var. Ve dolayısıyla bizim bütün bölge şey evlendik yani. Nihayet işte düğün yapıldı. Misafirlerimiz de gelebildi. Ona diyecek yok. Fakat bütün balayı vesaire falan planlarımız suya düştü. Gene gazeteye mi döndünüz nikahtan sonra? Aynen öyle. Benim o zaman eşim çalışıyordu. Eşim çalışıyordu. Ve tabii izin aldı. Tabii balayına çıkacağız falan diye. İşte o da tabii ertesi gün biz
tıpış tıpış yine işimizin başındayız. Benim eşimin, hatta o anlattı sonra, eşim çok mahcup durumda falan, kalktı. Ne yapacak evde tek başına, yani yeni evlenmiş, yani tek başına kalmak istemiyor. Ondan sonra kalktı gitti şeye, işe. Orada işte iştekiler falan dediler ki ne oldu, bir şey mi oldu falan filan. Hayır bir şey olmadı, işte evlendik geldik işte diye. Ne biçim balayı falan diye. İşte bir gazetecinin hayatı da böyle. Hemen şunu da ilave edeyim. Ben nişanlıyken uzunca bir süre için bir Amerika seyahatim oldu. Ve Amerika'daki bir gazetede çalıştım. Ve bu o sırada bir enteresan bir kitap gördüm. Bir kitap çıkmıştı. O kitabı aldım ve eşime ithaf ederek gönderdim. Kitabın başlığı Never Marry a Journalist. Hiçbir zaman bir gazeteciyle evlenmeyin. Ama buna rağmen eşim yine de evlenmeye karar verdi ve çok da mutlu olduk. Evet, 53 sene bunu gösteriyor abi. Sağ olun. Çok mersi. Usta gazeteciler büyük bir ittifakla kabul ederler ki Babali'de dış haberciliğin bir numarası Sami Cohen'dir. Cohen, yüksek tempolu çalışmasıyla emek mesleğinde emekliliğin olmayacağını da gösteriyor. Sami Cohen, bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en itibarlı gazetecileri arasında bulunuyor.